içinde Türkiye'nin birçok yerinde işçi sınıfı hakları için, en basit sendikal hak mücadelesi için, çalışma koşullarının düzeltilmesi için, ücreti için, patronların zulmüne karşı mücadele etti. Şimdi de bizden kilometrelerce uzakta, Urfa'da Özak işçileri direniyor. Patrona karşı direniyor, valiye karşı direniyor, sarı sendikaya karşı direniyor, jandarmaya karşı direniyor. Yani devletin tüm olanaklarını 500 işçinin karşısına dikmiş olan her şeye karşı direniyor. Özak işçileri nezdinde tüm hakları için direnen işçileri buradan selamlayalım. Ama gerçekten bölgede bir direniş ateşi yakan Özak işçilerini selamlayalım. Özak işçilerinin yanındayız. Tüm direnen işçilerin yanındayız. Varlık sebebimiz olan işçi sınıfına da selam olsun buradan. Arkadaşlar, sevgili mücadele arkadaşlarım, konuşmama başlarken bugün 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü, bu kapitalist sistemin yarattığı eşitsizliği, adaletsizliği en çok yansıdığı kesimlerden birisi de engelli yurttaşlar. Dolayısıyla bu sistemin bir parçası olarak AKP iktidarının da uyguladığı politikalarının sonuçlarını olumsuz anlamda yaşayan kesimler engelliler. Engelli yurttaşların engellerinin ortadan kaldırıldığı, bütün aslında zihinlerdeki engellerin ortadan kaldırıldığı ve çalışma yaşamından toplumsal yaşama kadar, siyasete katılımdan kentsel planlamaya kadar bütün bir yaşamı, çalışma yaşamını, kenti engelsiz bir alan şeklinde örgütlemek üzere bu hem kamunun hem devletin görevi olmalıdır. Partimiz aynı zamanda bunun içinde mücadele etmektedir. Engelli yurttaşların bütün engelleri aşarak bütün olanaklara haklarıyla birlikte özgür ve güvenli bir şekilde yaşamaları için, siyasi yaşama katılımları için gerekli tedbirlerin alınması ve bunun olanaklarının sağlanması konusunda partimiz diğer alanlarda olduğu gibi mücadele ediyor sevgili arkadaşlar. İktidarın şu 3 yılını değerlendirdiğimizde ve önümüzdeki 3 yıl planını düşündüğümüzde aslında önümüzdeki 3 yılı planlarken iktidar programını adeta üçlü bir saç ayağının üzerine oturtturdu. Yani orta vadeli program, 12. kalkınma planı ve 2024 bütçesi. Aslında bu üçlü saç ayağının oturduğu alana baktığımızda bu üçlü saç ayağı sevgili arkadaşlar sömürü, talan ve yağma sistemi üzerine oturuyor. Bu üçlü saç ayağının oturduğu diğer bir alan sıkı para politikaları. Yani işçiler ve emekçiler için kemer sıkma politikalarıdır. Bu üçlü saç ayağının diğer bir ayağı ise sermaye için sınırsız bir teşvik, sınırsız bir destek, kaynakların kullanımının sermaye kesimine bir avuç tekele, yerli ve uluslararası tekellere peşkeş çekmek üzere gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. İşte şimdi torba yasa gündemde bugün yarın meclise gelecek. Yani orta vadeli programa ne koydularsa, 12. kalkınma planında neyi planladılarsa, 85 milyonun ürettiği değerlerin nasıl harcanacağını planladıkları 2024 bütçesini nasıl ortaya koydularsa, nasıl yazdılarsa, şimdi önümüzdeki dönem yasal düzenlemelerle bunu bizzat somutlaştırmış oluyorlar. Ve torba yasaya baktığımızda sevgili arkadaşlar, alabildiğine sermaye için olanakların açıldığı, alabildiğine maden şirketleri, enerji şirketleri başta olmak üzere yeraltı, yerüstü kaynaklarının nasıl peşkeş çekileceği, tarım arazilerinin nasıl peşkeş çekileceği planlanmış durumda. En son rezerv alanları uygulamasıyla birlikte aslında işçinin, emekçinin başını soktuğu, barındığı yurtlara kadar, evlere kadar nasıl bir çökme planı içerisinde olduklarını da iktidarın bizzat uygulamalarından ve getirdikleri düzenlemelerden görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bu iktidar seçimden önce de çeşitli arayışlara girmişti. Seçimden sonra da çeşitli arayışlara girdi. Amerikan yatırım çevreleriyle görüşüyorlar. Alman yatırım çevreleriyle görüşüyorlar. Hollandalı yatırımcılarla görüşüyorlar. Körfez ülkeleriyle görüşüyorlar. Arap petrolü zengini şeyhlerin devletleriyle görüşüyorlar.
Bu görüşmelerde neyi görüşüyorlar sevgili arkadaşlar? İşte bu ülkenin işçi ve emekçilerinin emeğini nasıl en ucuza, nasıl en uyguna pazarlarız derdi içindeler. Bu ülkenin yeraltı, yerüstü kaynaklarını nasıl peşkeş çekeriz? Sermayeye bir avuç uluslararası tekele bu kaynakları nasıl aktarırız derdi içindeler. Bizim yaş kuşağı hatırlar. Bir türkü vardı. Alo alo ararım. Burak Türkiye, Ankara. Brejnev'i ararım. Kartır'ı ararım. Satılık bir yurt var şeklinde bir türkü vardı. Adeta bu iktidarın bu yatırım çevreleriyle görüşmelerine baktığımızda adeta ülkeyi pazarlama derdine düşmüş durumdalar. Emeğiyle, yeraltı yerüstü kaynaklarıyla, madenlerin nasıl peşkeş çekileceğini, çekirdeğini biz bugün en son örneğiyle, Zonguldak örneğiyle gördük. Yüzlerce, binlerce kaçak madenle adeta ülkenin yeraltı kaynakları ucuz emek sömürüsü üzerinden ama aynı zamanda yer altından çıkarılan değerler sermayeye peşkeş sunulmuş durumda. İktidarın bu üçlü sacayağının temsil ettiği değerler sadece iktisadi alanda değil sevgili arkadaşlar. Siyasi alanda da yansımasını buluyor. Bu kadar emek sömürüsü üzerine, bu kadar yağma talan düzeni üzerine şekillenen bir iktidarın işçi ve emekçilerde rıza üretme şansı yok. Dolayısıyla baskı ve zoru uygulayacaktır. Ve bugüne kadar uyguladığı şey tam da budur. Aslında özel işçilerinin yaşadığı tam da budur. Yani çalışırken o özel patronlarının o kadınlara, işçilere salak, aptal gibi tanımlamaları kullanırken onları en ilkel koşullarda, en ilkel, en insan onuruna yakışmayan koşullarda çalıştırırken nereden cesaret alıyordu sevgili arkadaşlar? İşte bu iktidarın politikalarından ve yukarıdan aşağıya örgütlenen tek adam yönetiminin yereldeki yöneticilerinden, yani valilerinden, sosyal güvenlik il müdürlerinden, emniyet müdürlerinden, jandarma komutanlarından, kaymakamlarından bunu yukarıdan aşağıya çeşitlendirebiliriz. Direnişe geçen işçilerin de karşılaştığı duvarla, barikatla, bariyerle dikkate aldığımızda direnişteki karşılaştıkları durumda aslında bu patronların nereden cesaret aldığını göstermektedir. Çünkü sevgili arkadaşlar, Özak sadece bir örnektir. Ülkenin neresine gidersek gidelim, işçiler ve emekçiler sendikal örgütlenme yolunu tuttuklarında, anayasal hakkı kullanmaya çalıştıklarında bu hakları ihlal edilmekte, patronlar tarafından abuk subuk değerlendirmelerle, çeşitli kol uygulamalarıyla işten atılmaktadır. İşte patronlara bu anayasal hakkını kullanan işçilere bu kadar hak ihlalinde bulunacak cesareti ve zemini sunan da bu iktidarın politikalarıdır sevgili arkadaşlar. Ve önümüzdeki dönemde biz bu politikaların, bu sömürü, yağma ve talan politikalarının uygulanabilmesi için çok daha fazla zorbalığın uygulanacağını, çok daha fazla baskının uygulanacağını, çok daha fazla yasağın uygulanacağını bugünden görebiliyoruz. Siyasi muhaliflere karşı tutumunda görebiliyoruz iktidarın. Gazetecilere karşı yürüttüğü politikalarda basın ifade özgürlüğü alanında görüyoruz sevgili arkadaşlar. Meslek örgütlerine, sendikalara yönelik saldırılarında görüyoruz. Burada Türk Tabipler Birliği önemli bir örnektir. Aynı şekilde TMOB mühendislik bilimini halkın çıkarları için değerlendiren, özelleştirmelere karşı çıkan, kamu kaynaklarını halk için kullanılmasını savunan TMOB Birliği'ne de yönelik özel planlamaları var bu iktidarın. Ve sevgili arkadaşlar, bu baskı politikalarını yasaklarla besleyerek daha otoriter bir rejimin hazırlıklarını yapıyor bir iktidar. Yukarıdan aşağı keyfiyetle yargıya müdahale de bunun bir parçasıdır. İşte en son Yargıtay'ın verdiği karar üzerinden, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara karşı, Yargıtay'ın verdiği kararı pek çok kesim sanki Yargıtay'ın yargı içerisindeki erklerin bir egemenlik savaşı gibi aktardılar. Kuşkusuz bunun da bir etkisi vardır ama asıl olarak tek adam yönetiminin faşist bir rejime giderken kendi anayasal dayanaklarını oluşturma,
kendi hukukunu oluşturmak üzere resmen tek adam yönetimine alan açılmıştır ve önümüzdeki dönem bizim siyasal alanda da bizi bekleyen gelecek, bizi bekleyen uygulamalar faşizmin hızla inşa edilmesi, faşist bir rejimin siyasal rejim olarak da örgütlenmesidir. Bu iktidarın yönelimi en azından budur sevgili arkadaşlar. Emniyet müdürlüklerine kadar, jandarma komutanlarına kadar, hatta ve hatta mahallelerde muhtarlıklara kadar inen bir hak tanımama, hukuk tanımama ve ben yaptım oldu mantığıyla yönetme anlayışının örgütlenmeye çalıştığını gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki iktidarın teslim aldığı sendikalarda da benzer bir uygulama söz konusu sevgili arkadaşlar. Ve dolayısıyla önümüzdeki dönem açısından daha baskıcı, daha otoriter bir rejimi yaşayacağımız aşikar. Sevgili arkadaşlar, bu üçlü saç ayağının başka bir yansıması daha var. Savaşçı politikalar. Yani ülkeyi aslında uluslararası sermayeye pazarlarken ülkeyi sermaye için yatırım cenneti haline getirmeye çalışırken aynı zamanda bu iktidar ülkenin bölgede daha savaşçı, daha çatışmacı bir dış politikayla kendi varlığını sürdürmesi ve bu varlığıyla elde ettiği güçle kendi iktidarını tahkim etmesi gibi bir yönelimle karşı karşıyayız. Yani önümüzdeki dönem sömürücü, talan ve yağmaya dayanan, baskı ve yasaklara dayanan bir otoriterlikle beslenen bir iktidarın aynı zamanda savaşçı, çatışmacı ve bölgede ülkeler arasındaki çeşitli provokasyonlara imza atacak siyaseti, politikaları, dış politikayı uygulayacağının mesajlarını veriyorlar. Bu politika yeni değil. Aslında 20 yıllık AKP iktidarına baktığımızda o silah sanayisinin sistemli bir şekilde nasıl büyüdüğünü ve bu silah sanayisinin kimlere ait olduğunu gördüğümüzde bu silah tüccarlarının zengin olabilmesi için değil mi savaş politikası gerekli? İşte iktidarın savaş politikasının da ekonomi politiğini buradan anlayabilmemiz gerekir sevgili arkadaşlar. Ve son dönemde 2022'de dünyadaki 100 büyük silah şirketinden 7 tanesi Türkiye'nin de sevgili arkadaşlar. Yani bu kadar büyüyen bir silah sanayisinin nereye harcanacağı ve nasıl kullanılacağının da bir hükümet sorunu, bir iktidar, burjuva iktidarlarının sorunu olduğunu ifade edelim ve işte bütçeden silahlanmaya ayrılan kaynağı buradan anlayabiliriz. Bu iktidarın 85'in yarattığı iktisadi değerleri silah tüccarlarına nasıl peşkeş çektiğini buradan anlayabiliriz sevgili arkadaşlar. İktidarın yönelimi böyle. Yani AKP en usta bir sermaye partisi olarak emperyalist ülkelerin işbirliği yaptığı en önemli bir siyasi unsur ve iktidar olarak aslında uluslararası tekellere iletişim içerisinde olduğu emperyalist ülkelerle girdiği ilişkilerde görevini yapıyor. Görevini el ver yerden yapıyor. Ama onun böylesi planları olabilir, yönelimleri olabilir. Bunun gerçekleşecek diye bir kural yok. İlla ki gerçekleşecek diye bir kural yok. Seçimlerin sonucuna yaslanarak bütün bu politikaları yapıyor. Ama sevgili arkadaşlar, seçimlerin sonuçlarında aldığı pozisyon ne olursa olsun bu iktidarın işi o kadar kolay değil. En azından şunu söyleyebiliyoruz. Bu ülkenin %50'si bu iktidarın politikalarına evet demiyor sevgili arkadaşlar. İktidarın oy aldığı %50'ye yakın kesim de bu iktidarın çeşitli politikalarına evet demiyor sevgili arkadaşlar. Bizim ilk sarılacağımız yer mücadele güçleridir. İşte bu açıdan baktığımızda, son 3 yıla baktığımızda tek tek, fabrika fabrika, atölye atölye olsa da işçi sınıfının bir hareketlilik halinde olduğunu, bir mücadele içerisinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu gidişatı değiştirecek olan gücün aynı zamanda işçi sınıfı ve emek mücadelesi olduğunu da biliyoruz. Bu iktidarın savaşçı politikalarına karşı da dur deme cesareti ve iradesi vardır bu ülkede. 1 Mart tezkeresini geriye çevirmiş bir iradeye sahiptir bu ülkenin işçileri, emekçileri ve yoksul halkı, mücadele eden güçleri. Dolayısıyla bizim bugün Ukrayna'da son dönemi ele aldığımızda Ukrayna'daki Rusya'nın savaş politikaları, Filistin'de İsrail'in
yayılmacı, işgalci politikalarına karşı AKP iktidarının ve müttefiklerinin bölgede yeni Osmanlıcı, yayılmacı ve savaşçı politikalarına karşı, sınır ötesi operasyonlarına karşı sevgili arkadaşlar, bölgede barış, ülkede demokrasi mücadelesini güçlendirmemiz, büyütmemiz gerekiyor. Bunun için daha çok Filistin halkıyla dayanışmamız gerekiyor. Bölge halklarıyla daha çok dayanışmamız gerekiyor. Rojava'ya yönelik bu iktidarın sınır ötesi operasyonlarını işte yarattığı silah tüccarlarına yönelik bütçeyle, kaynaklarla anlayıp buradan sınır ötesi operasyonlara hayır dememiz gerekiyor. Bölgede ve ülkede Kürt halkının taleplerine ve statüsüne tahammülsüzlüğe karşı Kürt halkıyla dayanışmamızı ve eşit haklarla birlikte ortak mücadeleyi savunan ve ortaya koyan bir yerden kendi mücadelemizi büyütmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yine bu iktidarın kendi politikasını şekillendirmek üzere hedeflediği kesimlerden önemli bir kesimi de kadınlar. Kadınlar üzerinde bu iktidar siyasal gericiliğini örgütlemeye çalışıyor. Ve bu siyasal gericiliğine kadınları yedeklemek istiyor. Ancak bu ülkedeki kadın hareketi bu iktidarın siyasal gericiliğine boyun eğmeyeceğini her haliyle gösterdi. Şiddete karşı mücadelede gösterdi. İktidarın kadın haklarını gasp etmeye yönelik politikalarına karşı gösterdi ve hak ihlallerine karşı gösterdi. Ve üstelik sevgili arkadaşlar, Türkiye'de kadınlar hayatlarıyla sınanarak mücadele içerisindeler. Ve Orta Doğu'da özellikle sadece Türkiye gericiliğine karşı değil, aslında Orta Doğu'daki otoriter rejimlere, siyasal gericiliklere karşı da önemli bir kadın mücadelesinin olduğunun altını çizelim. Yani Türkiye'deki kadın hareketi Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar hem eşitlik mücadelesi, hem özgürlük mücadelesi, hem de siyasal gericiliğe yaslanan ve otoriter faşist rejimlere karşı özgürlük mücadelesini veriyor. İşte biz de Amiri şahsında buradan tekrar bu coğrafyadan yükselen bir çığlıkla, Jinjiyan Azadi çığlığıyla buradan özellikle yaşamları pahasına, zindanlar pahasına İran'daki, Afganistan'daki, Yemen'deki, Suudi Arabistan'daki mücadele eden kadınlarla buradan dayanışmamızı gösterelim. Ama aynı zamanda Türkiye'de kadınlar kendi hakları için ve hayatları için mücadele iradesini ortaya koyacaklar ve önümüzdeki dönem açısından burada da epey bir mücadele biriktirdiklerini söyleyebiliriz. Gençlerin bir kısmı sanki kaçış umutmuş gibi ya göçte Avrupa ülkelerinde, Kanada gibi Amerika kıtasında geleceğini aramakta ya da asıl insanın ruhunu ezen, gerçekten içine sancı soktuğu intihar eğilimlerinin arttığını görmekteyiz. Ve buradan bir kez daha gençliğin bu iktidarın politikalarına teslim olmayacağını mücadeleleriyle gösterdiler. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Buradan kurtuluşun tek bir yolu vardır. Mücadeledir, örgütlenmedir. Gençler Boğaziçi'nden OTİ'ye, İstanbul Üniversitesi'nden başka üniversitelere kadar bir mücadele eğilimi içerisinde aslında geleceklerinin nerede olduğunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Bu iktidarın uyguladığı politikaların ve bu iktidarın bir parçası olduğu kapitalist, emperyalist sistemin uyguladığı savaşçı politikaların, çatışmaların yarattığı işsizliğin ve yoksulluğun bir sonucu olarak göçmen hareketliliğinin büyüdüğünü ve bu göçmen hareketliliğinin de önemli bir kesiminin bizim ülkemizde olduğunu biliyoruz. Bu iktidarın uyguladığı politikaların diğer ülkelerde olduğu gibi, kapitalist iktidarlarda olduğu gibi ırkçılık ve şovenizmi beslediği, halklar arasında düşmanlığı beslediği ve sömürünün vahşi koşullarda devam etmesini sağladığı gibi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu nedenle sevgili arkadaşlar, sınıfın birliğini sağlama, halkların kardeşliğini, dayanışmasını sağlama ve yerli göçmen demeden işçi sınıfının birlikte mücadelesini sağlama gibi bir görevle karşı karşıyayız sevgili arkadaşlar. Elbette ki bu düzen böyle gitmez sevgili arkadaşlar. Bu düzeni değiştirecek güç vardır. Bu düzenin, bu gidişatın sadece sandıkla değişmeyeceğini biz bu son seçimlerde gördük.
işçi sınıfı başta olmak üzere emekçi sınıflar, üretici köylüler, emekliler, kadınlar, gençler, demokrasi isteyen meslek grupları, Kürt halkı, bütün bu toplumsal kesimlerin ortak mücadelesiyle, birleşik mücadelesiyle biz bu iktidarın faşist bir rejime doğru gidişatını durdurabiliriz ve kendi geleceğimizi yeniden inşa edebiliriz sevgili arkadaşlar. Rejim tartışması yürütüyoruz ama bu tartışmayı yürütmekle kalmayacağız sevgili arkadaşlar. Bu yağmaya, sömürüye, talana, baskıya, şiddete ve çatışmaya dayanan bu rejimi değiştirme gücü mücadele eden işçilerde ve emekçilerde vardır. Ezilen halklarda vardır, kadınlarda vardır, gençlerde vardır. Ve ben inanıyorum ki bu mücadelenin sonucunda bu gidişat değişecek, bu gidişatı durduracağız. Aynen kongremizin şiarında olduğu gibi barbarlık yenilecek, işçi sınıfı kazanacak, halklar kazanacak. Ben işte bu kazanıma yol açacağına olan inancımla sendikaların, siyasi partilerin, emek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin büyük bir sorumlulukla bu dönemin aslında ihtiyacı olan mücadelenin sorumluluğunu taşıyacak bir çalışmayı ortaya koyacağına olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum.